Evet dostlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tesla X modelini edeceğiz, test edeceğiz. X modeli Tesla'dan başlamadan önce bir Elon Musk'tan başlayalım. Elon Musk biliyorsunuz yüzyılın yani çağımızın dahisi olarak tanınıyor. Ama Türkiye'de bazı sırlar onun böyle dolandırıcı falan olduğunu, hatta bazı yerlerde o kim ya sadece yatırımcı falan diyenler oluyor. Twitter'da geçen tweet attı Elon Musk. Ben gördüm, diyor ki ya Wikipedia'yı biri düzenleyebilir mi? Benim hakkımda investor yani yatırımcı yazmışlar. Ben yatırımcı değilim ki diyor. Ben bir şey yatırım yapmıyorum yani. Benim diyor hani girişimci olabilir adam, hani mucit diye adlandırılabilir. Milyarder olarak adlandırılabilir ama yatırımcı kelimesi biraz şey kalıyor. Yani sanki parası varmış da bir işten anlamıyormuş gibi. Halbuki Tesla olsun, SpaceX olsun, adam komple olayın içinde yani. Bir şeyi icat etmek için o şeyin üniversitesini bitirmenize gerek yok. Yani adam Tesla'nın tasarımlarını mesela ya da Tesla'nın iç dizaynına falan çok karıştığı için hatta içeriden bazı şeyler çıkmıştı işte. Elon Musk çok karışıyor, o yüzden yavaş ilerliyor, Tesla çıkartamıyoruz falan gibisinden. Elon Musk'la ilgili böyle bir aptalca bilgileri bir temizleyelim. Yatırımcıymış, bilmem şuymuş, buymuş, adam dolandırıcıymış. Kendisi dünyanın geçen baktığım en güçlü 21. kişisi şu an. 21 mi 22 mi ne milyar dolar servetiyle de en zengin kişiler arasında. Yani kendi çapınızda rakipler bunun, onlarla kapışın diyeyim. Neden Tesla X? Neden onu test etmek istiyorsun? Çünkü SUV modelleri seviyorum. SUV, yüksek araç. Ha, neden elektrikli araç? SUV'yi seviyorsun anladım. Elektrikli neden? Elektrikli olmasının sebebi de biraz daha yani içten yanmalı motorlardan pek hoşlanmıyorum. Daha sessiz, daha yüksek tork var. Çok hızlı kalkıyor, hızlı çarpıyor. Ve artık devri de bitti gibi biraz sanki benzinli araçların yavaşlaması. Yani bu yüzyılın aracı elektrikli araçlar olarak devam edecek. Biz belki başlangıcındayız ama önümüzdeki yıllarda daha sık göreceğiz. Aynen, ben de geçen gördüm, BMW de artık elektrikli araçlara falan iyice tabii geçmiş. Tabii her markanın yani ufak ufak giriş seviyesi. Aynen. Veya süper motorla yani süper sport araçlarda da yavaş yavaş giriyor. Almanlar da buradaki yerini alacak. Neyse, o zaman biz bir Tesla Model X demesi yaptık bugün. Oraya bir bakalım. Gidelim o videoya. Sonra hemen görüşmek üzere. This is the key for the car here. As long as you have this on you, once you put your foot on the brake pedal, car is ready to drive. Evet, yerli otomobil mi yoksa Amerikan malı Tesla mı diyoruz. Şu anda test sürüşümüze hoş geldiniz dostlarım. Yerli otomobil biliyorsunuz bu hafta açıklandı. Videolarını izledik. Sedan ve SUV modeli tanıtıldı. Çok çok da güzeldi aslında modeller. İyi, evet, ben çok yani beğendim. Çok beğendik aracı. Tasarımını da çok beğendik. Aracın elektrikli olması da ayrıca güzel. Yani hani mesela Türkiye araba üretiyor ama benzinli bir araba üretseydik mesela de benzinli arabaların çağı bitmek üzere. Hani en yukarıdan şeye giriş yaptık. Ondan önce piyasaya giriş yaptık. Burada çok güzel. Tek konuşulan konu fiyat. Fiyatları bilmiyoruz. Fiyatlar konusunda bir ufak sıkıntımız var galiba. Evet. Yani ne kadar olacak? Mesela bu araç ne kadar? Bu araç galiba bu aracımız 90 bin dolardan Tesla X 90 bin dolar civarı. Şöyle gösterelim. Ama 120 bin dolara kadar gidiyor hani. Ya modu şeyine göre yani tabii. Performansına, çift motor olması, tek motor olması. Şimdi araçta beni ilk şey yapan, bu nasıl açılıyor? Mesela torpidoyu açma tuşu yok. Beni ilk şey yapan anladın, bizim Doğan'da şöyle vururdun tak torpido gelirdi. Torpidoyu açma tuşu yok. Ondan sonra aşırı sade bir tasarım var burada görmüş olduğunuz gibi, bakın. Hiçbir şey yok şuralarda. Çok şık ve kaliteli. Aynen. Burada anahtarın araba şeklinde olduğunu görüyoruz. Ve anahtar tabii tokmuyorsunuz. Anahtarı burada kalıyor. Burayı açtığınızda burada maşallah ya, buraya amına koyayım. Tövbe estağfurullah. Buraya var ya her şeyi koyabilirsin ha. Bak bak. Kolum girdi lan. Kolum komple girdi baksana. Burası bayağı büyükmüş. Biraz aşağı basacağım. Oo, tuşa basıyor. Bak oo, bak bak ya. Biz de keko gibi çekiyoruz arkadaş. Sonracıma buraya geldiğimizde böyle kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. İki USB var. İki USB var. Şurada çakmaklık var. İşte bunlar her arabada olmazsa olmaz zaten. Burada içecek yiyecek koyma yerleri. Bunlar nasıl kalkıyor acaba? Bak bir kekoz gibi arabayı kırmayalım şimdi. Keşke şunları da anlatsaydım. Aha. Ha, tamam, bu muydu? Ha, kapatıyormuş sadece bu. Tamam. Kullanmadığın zaman da kapatıyorsun. Ha, çok da bir şey değilmiş yani bu. Arkaya baktığımızda arkada da yine iki tane mızlık görüyoruz burada. Bunlara da bir şeyler koyabiliyorsunuz. İçeriye ekmesi. İçerisi geniş arkaya doğru. Evet, ufak ufak ilerleyelim hocam. Tamam. Nasıl hissediyorsun?
$90,000 arabayı sürerken. Biraz daha sürelim. Bayağı keyifli. Nasıl keyifli? Daha şeyden çıkmadı parking lot'tan ya. Allah Allah, bana ses sanki... Ses yok ama, sıfır ses. Aynen. Ooo baba, şu an yapıştım. Arabada ses yok. İlmelenme efsane. Biliyorsunuz ki yerli arabanın ismi Türkiye Otomobil Girişimciler Grubu olarak açıklandı. Bu grupta Zorlu Holding, Türksel Grubu, Kıraça Holding, BMC ve Anadolu Grubu beraber çalışıyorlar. İlk etapta yerli arabayı geçim derdi yaşayan insanlara bir çözüm olarak düşünmüştüm. Yani şu anda en ucuz araba ne bizim alabildiğimiz? Renault Clio, Fiat Linea, neyse 127-130 milyar civarında. Asgari ücret 2324 TL olarak açıklandı. 2324 TL kazanan bir adam hiçbir şey yemese, içmese bile bir senede en fazla kaç para biriktirir? 26 bin, 27 bin. Onunla da 5 sene, 6 sene çalışacak ki anca o arabayı alabilsin. Ki bunun içine kirayı, elektriği, suyu, doğalgaz fatura ekleyin, zaten maaştan bir şey kalmıyor. Ben yerli arabayı buna çözüm olacak, yerli olarak üreteceğiz, vergi eklemeyeceğiz. Bu yüzden araba atıyorum 30 bin TL, 40 bin TL, 50 bin TL olacak şeklinde düşünürken, kira Amerika'da araba fiyatlarını biliyorsunuz. Meğerse bir teknoloji harikası çıkmış piyasaya. Ne diyorsun aracın teknoloji güzellikleri hakkında? Bence çok güzel. SUV modelini ben almayı düşünüyorum. Yani görüntü, tasarım çok iyi. İçini de bugün biraz baktım ama ne olur, ufak değişiklikler illaki olacaktır. Bir de fiyat tabii büyük etkenlerden bir tanesi. Fiyatı ne olarak düşünüyorsun? Mesela bu aracın fiyatı 90 bin dolar. Koskoca Tesla. Yani şimdi bir Amerikan özentili falan olmasın, yanlış anlaşılmasın. İsmi olan Elon Musk'ın da Tesla'nın da artık bu piyasada bir ismi var. İsmi olan bu alanın lideri yani Tesla. Yani tabii öncü bir firma olarak. Öncü firma. Bu arabanın Jeep'i 90 bin dolardan başlıyor dolar. O civardan başlıyor galiba. 100 bin dolar desen 500 bin TL yapıyor. Yani ben SUV modelinin açıkçası 400 bin TL civarına çıkacağını düşünüyorum. 400 ile 500 bin TL arası. Sen ne diyorsun? Bence 300-500 arası. 300-500 aralığı çok oldu şimdi. Ama doluluk paketine göre değişiyor. Şimdi bunun da 90 ile 120 arasında fiyat aralığı var. Yani 30 bin dolar bir araba parası burada da. Yani. Hem de iyi bir araba parası. Hoppa. Driver'a bas. Hoppa. Ufa gören masum köylü. Turbo modu yok mu bunda ya? Var, ayıp ediyorsun. Driving. Yapıştır. Spor. Tamam, yapıştır gidelim abi. Arkadaşlar şu anda 0-60 deneyeceğiz. Bak burası okul yolu, dikkat et çocuklar fırlamasın. 0-60 mile 100 kilometre. 0-60 yani 0'dan 100'e nasıl çıkacağız onu deneyeceğiz. Okul yolundayız. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Evet. Of siktir. Benim şey kan çekildi ya. Yemin ediyorum. Var ya, koltuğa direkt yapışıyorsun ya. Uçak böyle kalkarken yapıştırıyor ya seni. Yerli arabanın markası TOG olmayacak. Merak etme. Herkes diyor ki TOG ne ya? TOG diye marka mı var? TOG değil. O sadece şimdilik prototipin üzerine yazmışlar. Onun markası Consortium ismi. Aynen. Markası farklı olacak. Daha patent başvurusu bile belki yapılmamış. Markası farklı olacak ve 2022 yılında çıkacak. Elon Musk seni Türkiye'yi ziyaret ettiğinde Cumhurbaşkanı'yla bir buluşma düzenledi biliyorsun. Bir 3 saatlik görüştü, evet. Aynen. Sence orada bu konu konuşulmuş mudur? Muhtemelen konuşulmuştur. Yani elektrik tesisatı, süper şarjörler var ya, altyapısıyla ilgili görüşmeler oldu. Bir de fabrika kurulma durumu vardı. Bilmiyorum, onu da konuştular. Tesla'nın Türkiye'ye mi? Evet. Yalnız o şeyi kaçırdık galiba. Fırsatı. Evet. Onun ismi neydi? Böyle Luna Park'ta falan böyle hani salacağını çalacak. Ooo falan olursun ya. Gondolda falan. Öyle bir yapıştırma yapıyor. Benim midem de bulandı ufaktan. Ben de. Yemin ediyorum bak. Ya bizim bir arkadaş vardı. Çok parası vardı iplerin. Derdi ki ben ne zaman kırmızı et yesem ya senin ağzına yara çıkar, kırmızı et yeme falan derdi. Aynı o şekil. Tesla'ya bindik, şu an midem bulanıyor. Acayip midem bulanıyor. Yani fakir adam ne anlar ha? Biz arabada gaza basıyoruz da kalkacak da gidecek de. Ben hiçbir arabanın beni koltuğa yasladığını görmedim ya bu zamana kadar. Arkadaş bu nedir ya? Tesla Model X mi yoksa yerli otomobilimiz mi? 22 yılda çıkacağı söyleniyor. Ben şimdiden fiyat tahminlerimi yapıyorum. Sedan için 300 bin TL,
SUV için 450 bin TL diyorum. Tabi o zaman dolar kuru ne olur bilinmez ama senden hep tahmin alalım. Şimdi Tesla'da Model X'de 80 bin dolarla 138 bin dolar arasında değişiyor. Yani Tesla'nın Jeep'i 80-130 bin dolar arası. Aynen. Ben de diyorum ki bizim SUV modelde de 300 bin ile 550 bin arasında bir şey. 305 yani. Sedan? Sedan'da da yine 200-350 olur muhtemelen. 200-350. Yani. Hadi bakalım umarım. Böyle 200 bin TL'ye bilmem atıyorum 0.5 falan faizi çıkar da biraz... Şöyle bir şey var, ÖTV ve hani KDV teşviki falan olursa elektrikli araçlar için yoksa normal... Normalde alınmalı diyorsun. Tabii. Çok daha pahalı olur. Yani teşvik olursa ancak ucuz olur yoksa zaten ÖTV'ye KDV'ye eklediğin zaman... Tabii, ÖTV hiç olmaz. KDV'de belki düşük yapabilirler diye. Faizi az yaparlar. Yani bir teşvik olursa... Çok da iyi satar. Ben aracı çok beğendim çünkü. Aynen. Dizaynı güzel. Tesla X'i denemiş olduk. Bakalım bizim yerli aracımıza çıktığında 2022'de. 2 yıl sonra inşallah orada. Yani bir test sürüşü de onu yaparız. Aynen bir test sürüşü de onu yaparız. Görüşmek üzere. Bak kameranın şarjı bitiyor görüyor musun? Tam zamanlamayı görüyor musun? Ha yavrum benim be. Kendi kendine kapanacak. İzle şimdi. Ne kadar dinleyecek? İzle ne kadar vermez. Arka koluma bakayım. Ama burada çok ışık çok kötü ya.